لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام şüphesi olmasın. Ama annelerin bu mücadelesini görüp buna destek olmak, bir yarışmayla da olsa destek olmak da önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bu annelerin kutsal mücadelesini tarihe not olarak düşüreceksek ancak bu ve benzeri etkinliklerle bunu yapabiliriz. Şiirle yapabiliriz, resimle yapabiliriz, denemeyle, hikayeyle, romanla, sinemayla annelerin bu mücadelesini var etmek ve geleceğe aktarmak ancak bu ve benzeri faaliyetlerle olur. Onun için Eğitim Birsel Sendikamızın Diyarbakır Şubesini kutluyorum, tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptılar. Değerli hazırım, değerli anneler, bir kadına, bir anneye uygulanacak en büyük şiddet anneyi yavrusundan zorla ayırmaktır. Doğru mu? Bir bireye, bir insana yapılabilecek en büyük insan hakkı ihlali çocuk yaşta bir bireyi zorla götürüp silah altına almaktır. Bu da doğru. Peki bu kadar haklı bir mücadeleye toplumun %100'ü hala ne diye destek olmaz? Ne diye Diyarbakır annesi buraya çıktığı zaman falancı 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 hala bize destek olmadınız der? Bundan daha haklı bir mücadele olabilir mi? Bir anne için, bir birey için evladından zorla koparılmış bir annenin evladına kavuşma mücadelesinden daha kutsal bir mücadele olabilir mi? Buna niye destek verilmez? Buna hangi ideoloji, hangi siyasi mülahaza destek olmaya engel olabilir? Sevgili anneler, siz kazandınız. Mutlaka yavrularınıza da kavuşacaksınız. Siz zaten bizden daha kararlısınız. Kendini söylüyorsunuz. Dağdan yavrum inse de bu mücadeleyi bırakmayacağım sayın varım diyen annelerimiz var. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Artık bu mücadele bireysel annelerin çocuğa kavuşma mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Bu mücadele bölgenin çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesine dönmüştür. Ve anne yüreği mutlaka kazanacaktır. Kimsenin bunda şüphesi olmasın. Hiç sayılar önemli değil. Şu kadar anne eyleme katıldı, şu kadar kavuştu. Hiç önemli değil. Değil mi ki şu anda Diyarbakır anneleri bu haklı mücadeleleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada bu haklılıklarını ortaya koydular ve buna terör örgütü de, yandaşları da hala bir çözüm üretemezler. Çünkü bu kadar haklı bir mücadele karşısında hiçbir güç, hiçbir ideoloji duramaz. Duramayacaklar, yok olacaklar. Diyarbakır annelerinin bu mücadelesi bir defa zulüm korku duvarını yıktı.
korku duvarı yapmadı böyle. Artık hiçbir anne, hiçbir Diyarbakırlı, hiçbir bölge vatandaşı örgütün o kuru sıkı laflarından korkmuyor. Bugün burada hep beraber kanayan bir yaraya dikkat çekmek, dinmeyen gözyaşlarına odaklanmak, sonsuz bir bekleyişle sabır taşını çatlatan annelerimizin umudunu diri tutmak, daha kaçırılan çocuklarımızı onların gözyaşlı ailelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben Eğitim Birsen Diyarbakır şubemize, şubemizin nezdinde başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü resim, şiir ve deneme yarışmasıyla başlangıçtan beri ortaya koyduğumuz hassasiyete farklı bir boyut kazandırdılar ve sesimizi bir kez daha ifade etme, annelerin sesini bir kez daha toplumla buluşturmaya bunu vesile kıldılar. Diyarbakır'dan yayılan bu umut, çocukların anneleriyle buluşmasına, terörün direncinin kırılmasına, psikolojik surların yıkılmasına ve kaçırılan, alıkonulan çocukların mutlaka ama mutlaka bir gün anneleriyle bir araya gelmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık 2 yıldır süren bu mücadele 25'i aşkın evladı annesiyle bir araya getirdi. Hayatta her mücadele başarılı olamayabilir. Ama başarılı olanlar genelde mücadele edenlerdir. Onun için Diyarbakır anneleri başarılı olmak ve evlatlarına kavuşmak için bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bu onurlu direnişi saygıyla selamlıyor ve kendilerini ayakta alkışlıyorum ben. Çocuklar anılarının yanan yüreğinin çağrısına elbette duyarsız kalamazlardı ve kalamadılar da. Bazıları bu çağrıya, bu çığlığa ses verdiler. Bu çağrının dağlarına kaçırılan çocuklar arasında yankılandığını hepimiz görüyor ve hissediyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki bütün çocuklarımız yuvalarına dönmek için çırpınıyorlar. Önlerindeki tek engel ise terörün vicdan ve insaftan yoksun örgütsel şiddetidir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çocuk Asker Kullanımını Durdurun Koalisyonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Koruma Konvansiyonu gibi uluslararası kuruluşların raporlarında da PKK'nın çocukları silahlandırması açık bir şekilde yer alıyor. Bu uluslararası bir suç şebekesidir. Sadece 2013-2015 arasında 2 yıl içerisinde 18 yaşından küçük 2052 çocuk zorla daha kaçırılmış durumda. 35 yıla yakın sürece baktığımızda ise 20 bine aşkın çocuktan bahsediyoruz. Daha kaçırılan çocuklar arasında ilkokul yaşlarında olanlar var. Biz eğitimciyiz. Ben bir öğretmenim. Eli kalem tutması gerekenlerin ellerine silah tutuşturuyorsa buna itiraz etmek lazım. Buna isyan etmek lazım. Buna itiraz eden, isyan eden, annelerin yanında bulunmayanlar, o sesi duymayanlar mutlaka ama mutlaka samimiyetsiz olanlardır. Buna bundan ifade etmek istiyorum. Bugün artık direniş çadırından yükselen çağrının tüm toplumda ürettiği bilinç sayesinde aileler çocukların örgütlerini korumak için artık çok daha dikkatli davranıyorlar. Çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Artık örgüde katılımlar düşme ve bitme noktasına doğru yanaşmış durumda. Ama örgütün elinde hala buradaki annelerin sayısından kat ve kat fazla çocuk var. Bu çocuklarımızın ailelerine kavuşmaları için bütün toplum kesimlerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Memursel olarak biz annelerimizin feryadına ilk günden beri kulak kesildik ve annelerimize destek olma alışkanlığımızı ve kararlılığımızı ilk günden beri sürdürüyoruz.
Bu Hacide annemin yaktığı meşaleyle beyaz tülbentlerinin altına gizlenmiş acılarını cesaretle gün yüzüne çıkaran, sinelerinden koparılan yanlarına kavuşmayı umanların umudu olan ve meydanlarda gür bir sesle hakkı haykıran annelerimize selam olsun. Çocukları terör örgütü tarafından kandırılan ve alıkonulan annelerle ilgili farkındalığı artırmak ve evlat hasretinin bir annenin yüreğine düşündüğü acıya tercüman yapmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Hamdolsun yarışmaya ilgi çok büyük oldu. Ortaokul düzeyinde resim, lise düzeyinde şiir, öğretmenler kategorisinde deneme olarak düzenlediğimiz yarışmaya umudun renklerini yansıtan resimleriyle katılan çocuklarımızı, gönül dolusu şiirlerle katılan gençlerimizi ve yürek yangını yazılarıyla katılan öğretmenlerimizi kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum. Diyarbakır annelerine bunların mücadelesine ilişkin hassasiyetimiz, kurucu değerlerimizin inşasında yer alan inancımızın yüklediği işte bu sorumluluktan kaynaklanmıştır. Buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Sayın Valimizin direktifleriyle biz Diyarbakır Fethi Marşı için de bu yarışma bittikten sonra yeni bir yarışmanın kapısını açıyoruz. Yeni bir yarışmayı başlatıyoruz. İki aşamada gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yarışmanın 10.000 ödüllü hem büfte hem beste yarışmasını düzenleyeceğiz inşallah. Amacımız Sayın Valimizin de bizden arzusu, isteği, amacımız inşallah 2022 yılı Diyarbakır Fethi Haftası'nı Diyarbakır Fethi Marşı ile kutlayacağız inşallah. Tenha, şefkatin ödülleriyle hayat mancanın şimdi dibimde vatanın gölgelendiği, çocukların tek korkusunun ebelenmek olarak koşuşturduğu, maviyle başlayıp yeşille biten şu kahraman gövdenin mi kastında? Ey can pare, dinle. Eğer duyarsan sesimi koynunda gözyaşı olarak taşıyan bulutu, görürsün ölümsüzlerin bağrından canavarını boğan yağmurların yanmaya hazır olduğunu. Devletler Haber Ajansı Sayın Ahmet Ün adına Burak Emek, 24 TV Bölge Temsilcisi Sayın Şehmur Çakan, İlçe Haber Ajansı Diyarbakır Temsilcisi Sayın Ramazan Dede, A Haber ve ADB Bölge Temsilcisi Sayın Sinan Yılmaz, TRT Kürdi Muhabiri Sayın Ahmet Yukuş ve efendileri sahneye davet ediyorum.